Daha önceleri meclis genel kuruluna fotomobilleri inerdi. Kameramanlar fotomobilleri inerdi. Daha sonradan yasaklandı, indirmiyorlardı. Özal döneminde meclis başkanı seçilecek. O zaman işte ANAP'ın adayı bir kişi daha var, Yıldırım Akbulut var. Biz de işte oylama başlandı. Biz de kürsünün önünde öyle bakıyoruz, duruyoruz. İşte oylamanın sonuna doğru, işte kulağım da şeyde, oylamanın sonucunda ne olacak diye. Bu arada Yıldırım Akbulut da işte genel kurulda 5-6 sıra ileride oturuyor tek başına. Devamlı izliyorum adamı, yani bir şey olacağından değil ama hani adam eğer seçilemezse bir şekilde ya kalp krizi geçirecek veyahut da bir şey olacak veyahut da hiçbir şey olmayacak yani. O arada sonuna doğru bu herhalde anladı ki seçilemeyeceğini, cebinden mendilini çıkarttı, terini şöyle bir sildi ve ben onu görünce tak 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 çektim. Sonra arkadaşlar ne oldu falan deyince, tabi adam mendilin cebine girerken herkes görmüş oldu. Ve tabi seçilemedi sonra Akbulut. Başka bir oyun oynandı, ona değil başka bir seçildi. Sonra ertesi günü Cumhuriyet'te böyle büyük fotoğraf çıktı terini silerken. İşte seçilemedi, bilmem ne oldu falan filan diye. Şimdi bu olayda şu var, yani bir fotomuhabiri yani olayın sonuna kadar takip etmesi lazım. Yani oylamanın sonucu kazansa dahi başka bir şey olacak, kaybetse de başka bir şey olacak. Hani olayları takip etmek lazım. Günün gündemi bilip gündeme göre hareket etmek lazım. Ona göre hani teçhizatını yanına alman lazım. Ona göre yani görmek lazım. Bazıları arkadaşlar görür, bazıları görmez. Bu bir şeydir. Yani hani mesleğin inceliği demeyeyim de biraz da gazeteciliğin inceliği hani olayları takip etmek. Yani çekmiş olmak için bulunmuyorsun. Orada bir şeyi belgeliyorsunuz ve çekiyorsunuz. Nedir? Akbulut kaybetti ve terini sildi. O kadar.